basketbol takımımız şu anda stüdyoya girmek için hazır. Ve alkışlarınızla Fenerbahçe basketbol takımı. Bu tarafa davet ediyoruz ve bir kez daha. Everything's fine. Okay. No problem. Bir kez daha hoş geldiniz diyoruz bütün takıma ve ilk sözü tabii ki değerli hocamıza vermek istiyorum. Sayın Obradoviç'e çok önemli bir finale doğru gidiyorlar. Çok önemli bir finale doğru gidiyorlar. Evet, mikrofonu var. Çok önemli bir finale doğru gidiyorlar. Ve ilk olarak ondan duygularını ve takıma olan inancını dinlemek istiyoruz. Söz kendisinde. Okay, we just come from the gym. One more practice. We try to prepare ourselves in the best possible way. This is how it is. İdmandan geliyoruz. En güzel şekilde hazırlanmaya çalıştık. Yok, ses geliyor. Biraz yüksek, evet. Teşekkürler. Peki. And thank you very much for everything that you're doing for us. This is something special. Bizim için yaptığınız her şeye çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Fenerbahçe'miz için bir destek gecesi. Taraftarla kulübün bir arada çok güzel bir geceyi geçirdiği gece. Bu konuda kendisi neler söyleyecek? Şu anda televizyon maçlarındaki milyonlarca Fenerbahçeli takımına destek oluyor. Neler söyleyecek bu konuda? Yeah, of course. We understand very well the situation and I always talk about this, that connection that we have with you guys in every
place that we play is something special, something really that make us very proud. Without you, this don't have sense. So thank you very much one more time for great support that you kept from us. Durumun farkındayız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten yaptığımız işin sizlersiz hiçbir anlamı yok. Gurur duyuyoruz. Gerçekten çok teşekkürler desteğiniz için. Evet, yani kendisinin normal hayatta son derece sempatik biri olduğunu biliyorum. Bakalım devamı nasıl gelecek? Fakat saha içerisinde de hani benim gördüğüm kadarıyla dünyanın en ateşleyen koçlarından biri. We better every day and this is something that we will try to do also in this final four. After that we have a playoff in Turkish Championship, so almost always the same, but they are more important people. Please try to understand these guys. These guys. Oyuncu grubuyla çalışıyorum. Sürekli gelişmeye çalışan ve kendisini geliştiren ve uzun süredir de birçoğuyla bir arada çalışıyoruz. Önümüzdeki Final Four için, ondan sonraki playofflar için de hep aynı hedeflerle asıl alkışı onlar hak ediyorlar. Peki, yani tabii ki şanssız da bir dönem geçiriyoruz. Sakatlarımız var. Ama tabii ki orada olacağız, İspanya'da olacağız, takımımızın yanında olacağız. Yani Obrador için de kaybetmeyi kabullenmediğini çok iyi biliyoruz. Biz de kabullenmiyoruz hiçbir zaman. Final Four'la ilgili neler söyleyecek turnuva öncesinde? What I can promise to you that we will fight from the first until the second. This is mentality of this team, of these guys. Maçın başından sonuna kadar savaşacak. Bizim felsefemiz budur. They have enough character. They want to show one more time, and I'm sure that we will do it. Everything that is possible. Everything is in our hands. We believe in ourselves. Hepsi çok karakterli ve bir kere daha her şey bizim elimizde olduğunu göstermek istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Again, together with you, of course. Tabii ki sizlerin desteğiyle. Tabii ki Fenerbahçe'li seyircilerimize sesleniyoruz. İşte basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olmamıza sadece iki adım kaldı. Evet, böyle bir takım kurup Avrupa'da zirveye oynuyoruz. Ve bunun tabii ki gerçekleşmesinin en önemli etkeni sizlersiniz. Taraftarın gücüyle bu takım şu anda Avrupa finali oynamak üzere. Evet, belki de Avrupa'nın en büyüğü olacak. İnşallah bunu da başaracak. Bunun için tabii ki destek gerekiyor. Bir kez daha söylüyorum. Bizim desteğimiz de bunlar olacak. Şimdi hemen FB yazıp 1907'ye SMS gönderip siz de katkıda bulunabilirsiniz. Fenerbahçe Kulübü biliyorsunuz birçok branştan oluşuyor. Ve basketbolda şu anda Avrupa'nın en büyüğü olmak üzereyiz. Ve demin de söylediğim gibi bunlar bizlerin desteğiyle, bizlerin gücüyle olan şeyler. Biz bazen stadyumda, bazen telefonumuzun başında, bazen belki de televizyonları seyrederken ödediğimiz ücretlerle takımımızın yanında oluyoruz. Bugün de bir kez daha hatırlatıyorum. Hemen şimdi FB yazıp 1907'ye SMS gönderirseniz bu gururlandığımız tabloyu yıllarca yaşama şansına sahip olabiliriz. Hani başkanımız burada, belki birazdan sorarım ama hani ülkemizdeki basketbol bütçesini düşünürseniz sponsorlarımızın desteğiyle herhalde şu anda takımımız bu güçte. Ama tabii ki sponsorun yanında da taraftarımızın desteği çok çok önemli. Başkanım, birkaç cümle istiyorum burada sizden. Çünkü bu takım şu anda Avrupa şampiyonu olacak inşallah. Ve bu gururu hep beraber yaşayacağız. Ve bunu şu anda Avrupa'da yaşayabilen 4 kulüp var bu sene için. Onlardan biri biziz, bu heyecanı. Neler söyleyeceksiniz? Bir kez daha Avrupa'nın en iyi takımı olacak. Tabii Avrupa'nın en iyi takımı olacak diyorsun.
dediğin gibi sakatlıklarımız var. Son dönemde bizi bu yakaladı. Talihsizlikler ama hocamız şapkadan tavşan çıkarmayı gayet iyi biliyor. Dediği gibi karakterli bir takım. Hocamızın enteresan bir liderlik özelliği var. Mesela oraya oturmuyor masaya, hep takımla oluyor. Derbi maçına geldiler Galatasaray'la. Dedi ki ben takım nereye otursa oraya otururum. Uçakta da önde oturmaz, takımla arkada oturur. Dolayısıyla orada kızıyor filan ama oyuncularımızın bu kadar karakterli olması, son ana kadar savaşması hocaları için, hocaların onların üstünde bıraktığı etkinin çok büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok şanslıyız. Her zaman söylüyorum. Obradovic gibi bir hocamız olmasından dolayı. Bütçe konularına girmeyeceğim. Çünkü hocamız bütçe konularına girdiğinde odayı terk ediyor. Onun için bütçe konularına girmeyeceğiz. Ama inanıyorum ki ne şekilde giderse gidelim oraya, bir kez daha kupayla döneceğimize inanıyorum. Bu arada özel bir tebrik yapmamız lazım. Barış Ersek evlendi cumartesi günü. Ben nikah şahidi olmamı istedi, olamadım. Çünkü o gün maç vardı, gelemedik yanına. Onun evlendi mi? Ben duyamadım, pardon. Evlendi, evet. Sen de, evet. Öyle bir... Tebrikler. Hala da evli. İnşallah şeyden sonra, İspanya'dan sonra İnşallah. Kız kutlayacağız. Tebrik ederim. Gönlünüzce olsun. Seni de, eşini de. Bize bize yapabileceğiniz en iyi şey kupayla dönmek. Bu akşam da geldiğiniz için. Coach, thank you very much for making an effort to come tonight. I know how busy you are. Evet, şimdi sözü Bobby Dixon'a vermek istiyorum. Bobby konuşmadan önce Bobby'nin kitabı çıktı. Bobby, your book is released. Yeah. Bobby'nin kitabı çıktı. Ondan da herkes birer tane alsın ki hemen ikinci baskıya girsin. Çok enteresan bir hayatı var. Evet. Bobby, he's talking about your book. Evet, neler söyleyeceksin? Seni dinleyelim. Say something, Bobby. Belki Bobby'yi unuttu. Muhammed Ali mi diyeceğiz? Evet. Değil mi? Bobby unutmuş olabilir. Of course, I'm excited about, you know, our team reaching the Final Four again. Evet, takımımız için çok heyecanlıyım öncelikle diyor. And we've been working all season, and of course we plan to go there and do our best. Evet, bütün sezon çalıştık ve tabii ki en iyisini yapacağız diyor. How many years have you been in Turkey? I've been in Turkey. This is my 7th year. 7th. Yeah. 7th. Yeah. So you like it here, huh? I mean, a little bit. No, I love it here. Evet, zaten bizden biri biliyorsunuz, onu da Türk vatandaşı ve 7 yıldır ülkemizde. Bir sene daha bizimle. Efendim? Bir sene daha bizimle. İki sene daha bizimle birlikte olacakmış. Tomorrow's. In the last period, you take responsibility and you never get excited in the games, you know? This is your specialty. Not to be excited in the last periods. You take always responsibility. The coach gives you responsibility and you overcome it all the time. I mean, I think he trusts me a little bit. But, you know, I just try to do what the team needs. So if I'm feeling good that day, I'm going to try my best to do what we need to win. So. Evet, Obradovic'in hocamızın kendisine güvendiğini, bu yüzden de soğukkanlı olabildiğini, o güveni hissettiğini söylüyor. Your connection with the coach is always good. Yeah, it's always good. Melih, senle konuşalım. Neler söyleyeceksin? Takımımızın son durumu nasıl? Sayılı gün kaldı ve çok önemli bir turnuva sizi bekliyor şu anda. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bildiğiniz üzere Final Four haftasındayız. Şu anda idmanı bitirip öyle geldik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz.
Dün de büyük bir gururla gerçekten programı takip ettik. Kulübümüz her zaman olduğu gibi büyük işleri imza atmaya devam ediyor. Biz de bugün buraya her konuda, her koşulda destek vermeye geldik. Biz gerçekten büyük bir kulübüz. Her zaman sadece mutlu günlerde değil, zor günlerde de birlikte olmayı, dayanışma halinde olmayı hep gösterdik. Herkese öğrettik ve gösterdik. Aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ben burada emeği geçen öncelikle sayın başkanımıza, yöneticilerimize, Acun abi sana, Beyaz abi, buradaki herkese, dün de burada olan herkese bir kere daha kutluyorum, tebrik ediyorum gerçekten. Büyük işleri imza atmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere tabii önümüzde hem cuma, pazar günleri iki tane çok önemli maçımız var. Elimizden geleni yapacağız. Kulübümüzün, sizlerin, taraftarımızın yüzünü güldürmek için sahaya son kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. İnşallah da buraya EuroLeague Kupası ile geleceğiz. Tekrardan teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Biz de tabii ki bütün kalbimiz gönlümüz sizinle olacak. Sulukas'a hemen sormak istiyorum. Sulukas, you are a very important Greek player who plays in Turkey, and Ibrahim so many years played in Greece. I think you have the same feelings at the moment. All the supporters love you, and how is it to be a Fenerbahce player in Turkey and with the fans loving you? How does it feel for you? Yes, first of all, I speak here. Yeah. Here. The thoughts, first thoughts when to decide to come here was, you know, this tricky between Turkish and Greek, you know how it is, but generally there is no problems and they respect me and I respect them. So I think these 4 years we have each other, I respect them and they respect me also. So, you know, we have good cooperation and communication, I think. Öncelikle Türkiye Üniversitesi arasındaki ilişki benim açımdan çok güzel gidiyor. Ben her zaman saygı gösteriyorum. Bana da saygı gösteriliyor ve mutluyum diyor. Really, I enjoy life here. Buradaki hayatı çok seviyorum. People are very polite and insanlar çok kibar. Also, Fenerbahçe fans support the team. Fenerbahçe taraftarı takımı çok iyi destekliyor. For me, this is very important. Benim için çok önemli. And I think like a team last years takım olarak make really good steps generally in Europe. Çok güzel adımlar attık takım olarak Avrupa'da. What about the Final Four? Final Four? Yeah. Always same thoughts, you know, it's like we go like first time. I think everybody were very anxious and Hepimiz çok heyecanlıyız ve oraya adeta ilk defa gidiyoruz gibi. And just we can promise to the fans and everybody that will go there that coach said we go to fight Friday night. Evet, sadece şunun sözünü verebilirim ki cuma akşamı oraya gidiyoruz ve savaşmaya gidiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sulu Kasa'ya çok teşekkür ederim. Evet, Barış'a verelim son sözü de. Barış, evet, sen de bir şeyler söyle artık. Takımı da çok tutmak istemiyoruz çünkü buraya gerçekten geldiniz, gurur verdiniz. Açıkçası zaten siz burada 2 gündür inanılmaz bir çalışma sergiliyorsunuz başkanımızın önderliğinde. Koçumuz ve takım arkadaşlarımız da gerekli şeyleri söylediler. Bizim takımımızın karakterini biliyorsunuz. Nerede kupa varsa Fenerbahçe orada her zaman favoridir. Dolayısıyla önümüzde EuroLeague Final Four var. En iyi şekilde ülkemizi, taraftarlarımızın yüzünü güldürecek şekilde mücadelemizi ortaya koyup ülkemize mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Acun. Evet. Söyleyeyim mi? Tabii.
Ya önce gurur duyuyoruz. Gerçekten insanların yaşı geçince bazı şeylere alışıyorlar. Heyecanlanma az oluyor. Yani heyecanları azalıyor insanların. Uzun zamandır bizi heyecanlandıran en önemli şeysiniz. Gerçekten gurur duyuyoruz. Gerçekten de. Ben sadece Sayın Obradovic'e, yani büyük hayranlığımdan soruyorum. Her gittiği, çalıştırdığı takımın taraftarı özeldir. Hepsiyle anıları vardır. Her takımla anıları vardır, her başarıyla. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'de olmanın, Fenerbahçe taraftarının farkı nedir onda? We talk about 30 million people. 30 milyon kişiden bahsediyoruz. This first difference is a huge number. En büyük fark bu. Çok büyük bir rakam. Second thing, over here in Turkey, okay, this is more or less normal that wherever we go and wherever we play the game, we have our people. But also in the Europe, I don't remember any game that we play that we don't have some of our people that they came and they support us. Türkiye'de nereye gidersek gidelim, taraftarlarımız hep yanımızda. Belki biraz burada daha normal ama Avrupa'da gittiğimiz her yerde de taraftarın olmadığı bir yer hatırlamıyorum. Her zaman yanımızda var. Son sözü valla Egehan, sana verelim. Evet, sen de bu heyecanı yaşıyorsun. Neler söyleyeceksin? İyi akşamlar herkese öncelikle. Bugün burada, dün ve bugün sizlere de çok teşekkür ederiz öncelikle başkanıma ve sizlere Acun abim. Çok gerçekten büyük bir yardım kampanyası yapıyoruz. Biz de burada elimizden geldiğince destek olmak için buradayız. Çok vallahi, teşekkür ederiz. Yani. Peki Final Four için de birkaç şey söyle. Tabii ki 5. kere gidiyoruz oraya. Her zamanki gibi çok heyecanlıyız. Barış abinin de dediği gibi ortada bir kupa varsa Fenerbahçe her zaman favoridir. Eksiklerimiz var tabii ki ama taraftarlarımıza şunun sözünü verebiliriz. Kanımızın son damlasına kadar orada savaşacağız. İnşallah kupayı alıp İstanbul'a döneceğiz. Sinan sen de bir şeyler söyle artık tabii. Orada hani tecrübeli bir isimsin. Bir şeyler söylemen lazım. Ya öncelikle yani hepinize teşekkür etmek lazım. Burada olduğunuz ve bütün bu kampanya sürecinde verdiğiniz desteklerden dolayı. Ayrıca yani açıkçası bütün takım arkadaşlarımın ve koçumuzun söylediğinin üzerine pek eklenecek bir şey yok ama umuyorum ki Final Four'dan hem siz taraftarımızı hem de Türk basketbolunu gururlandıracak şekilde geri döneriz. Abi ben bir daha bu anı nerede yakalayacağım? Yani. Bakar mısın? Çok teşekkür ediyorum. Bol şans beyler. Sizi çıldırtmanın tek çaresi zaten orada oturuyor. Herkes daha ne çıldırıyor? Çıldırtma. Dinlenmeleri de lazım. Takımı da daha fazla tutmak istemiyorum. Onlara gönülden başarılar diliyoruz. Bizi gururlandıracaklarından şüphem yok. Onlarla hep gurur duyduk. Gerçekten defalarca gururlandırdılar. Bu sefer de sonuna kadar savaşacaklarından hiç şüphemiz yok. Bir Fenerbahçeli olarak bu takımdan tabii ki gurur duyuyorum. Böyle bir takıma sahip olduğum için gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün basketbolcularımıza
Gönülden başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Evet, basketbol takımımız Final Four'a good luck. Final Four'a gidiyor. Basketbol takımımız geliyorsun. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Başarılar. Başarılar. Evet, bütün takımımızda başarılar. Vallahi takımımızı güzel uğurladık. Evet, güzel uğurladık. İnşallah, inşallah güzel sonuçlarla dönecekler. Evet, gönülden başarılar. Bol şanslar. Dostum, hadi, hadi, hadi. Geliyorum seni, bol şanslar. Sağ ol.